Herkese merhabalar arkadaşlar. Yakup Çınar YouTube kanalında Galatasaray'daki son gelişmelerle karşınızdayız. Yoğun bir gündem var. Galatasaray başkanlık seçimine doğru gidiyor. 8 Nisan'a kadar adaylar listelerini verecekler. 2 tane resmi aday var. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu. 2 tane daha aday çıkabilir. Bunları konuşacağız. Yine Galatasaray cumartesi günü yani yarın Fatih Karagümlük karşı karşıya gelecek. Dominik Torrent yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray'da iki tane sakat oyuncu var. Yine bir de Covid'li var. Ee, Sasha Boy Fransa'ya izne gittiğinde Covid oldu. Kulüp zaten bunu açıklamıştı. Forma giyemeyecek. Omar'ın oynamasını beklemiyorum. Omar'ın bir sakatlığı var. Hatırlarsanız Gaziantep maçında da oynamayacaktı. Yani Galatasaray'da bek sıkıntısı var. O bölgede büyük ihtimalle Semih Kaya ya da alternatif bir ismin oynaması bekleniyor. Ee, takımdaki durum böyle. Mustafa Muhammed'in de hafif sakatlığı vardı. Bugün eğer antrenmana çıkarsa e, Fatih Karagümrük maçında 11'de çıkmasını bekliyoruz. Morali bozuk döndü. Dünya Kupası elemelerinde penaltı kaçırdı Mustafa Muhammed. Onun yerine dinlenmiş Gomis de oynayabilir. Ee, muhtemel 11 Galatasaray'ın kalede Penya Sağ bekte Semih Kayan, Nelson Marcao, Patrick van Hemen önlerinde Taylan, onun önünde Berkan ve Çıkıldağ ikilisi. Sağ tarafta Morutsan ya da Emre Kılınç. Bence Emre Kılınç oynayacak çünkü Morutan da milli takıma gitmişti. Dinlenmiş bir Emre Kılınç iş yapabilir Fatih Karagümrük maçında. Sol tarafta yine sürpriz beklemiyorum Kerem. Belki onu dinlendirip Babel'e şans verebilir Dominik Toren. İleride de dediğim gibi Mustafa Muhammed ya da Gomis'in oynamasını bekliyoruz. Gomis biraz daha yakın Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına hafta boyu sürdürmüştü Galatasaray. Florya Metin Oktay tesislerinde. Şimdi gelelim Galatasaray'daki seçim gündemine. Ünal Aysal zaten aday olmayacağını açıkladı. Adaylığını açıklasaydı büyük ihtimal kazanırdı ve bazı adayların seçimden çekilebileceğini düşünüyordum ben. Onun dışında Ali Fatinoğlu... Sürpriz bir isim çok sürpriz demeyelim aslında böyle her seçimde neredeyse aday oluyor ve hani 100-200 oy anca alabiliyor. Ee, Kaan Kançal, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay e, bir önceki olağanüstü genel kurulda ibra edilmemişlerdi o yüzden tüzüğe göre normalde seçime giremiyorlar. Ama divan kuruluna sordular girebilirlerse başkan adayları Abdurrahim Albayrak olmayacak Kaan Kançal olacak. Çünkü lise tarafında da karşılığı var Kaan Kançal'ın. Abdurrahim Albayrak yönetimde muhtemelen ikinci başkan olacak. Yusuf Günay'ın da seçim listesinde olması, genel kurul listesinde olması bekleniyor. Ama şöyle de bir durum var. Eğer ki e, bu isimler aday olamazsa o zaman Abdurrahim Albayrak'ın Dursun Özbek'e destek vermesi bekleniyor. Metin Öztürk'le e, Eşref Amamcıoğlu zaten listelerini açıklamıştı ama biraz daha güçlendirmeleri bekleniyor. Daha vakitleri var. Onu söyleyelim. Ünal Aysal'ın da Eşref Amamcıoğlu'na destek olacağını da belirtelim. Şimdi Dursun Özbek aday olacak mı olmayacak mı? Yoğun bir ikna çabası var ama ona kendisine çok yakın kaynaklardan gelen bilgiler aday olacağı yönünde. Kazanabileceği bir seçime girmek istiyor ama baktığımız zaman Eşref Amamcıoğlu, Metin Öztürk diğer cephe girer mi girmez mi göreceğiz. Girmezlerse onlar da destek olacak zaten o zaman kazanma ihtimali yüksek ama e, liselilerin büyük bir bölümü Eşref Amamcıoğlu'na verecek oylarını. Ama ben Dursun Özbek'in aday olacağını düşünüyorum. E, şimdi Fatih Terim bu adaylardan hangisiyle çalışır ya da çalışmaz? Önce kendi fikrimi söyleyeyim. Bence bir süre dinlenir Fatih Hoca. Ondan sonra gelen teknik direktörü kötü gittiğinde e, nerede kalmıştık 2 diye tweet atar ve geri döner. Öyle bir gelişme yaşanabilir. Onun dışında Eşref Amamcıoğlu, Metin Öztürk ve Dursun Özbek ilk tercihleri sanki Okan Buruk olur gibime geliyor. Onu söyleyeyim. Ee, ama Fatih Hoca'nın ekibindeki isimler de yakın çevrelerine Dursun Özbek yönetimiyle anlaştıklarını, son dönemde sık sık toplantı yaptıklarını ve bu sezon değil çünkü bir ay sonra bu yönetim gidecek. Torrent istese gönderebilirler. Yeni sezonda Fatih Terim'in takım başına geleceği konuşuluyor. Bu arada Katar'dan hocaya bir teklif varmış. Hoca Katar'a gidip gelmiş. Görüşmeler çok olumlu geçmemiş. Hoca da çok sıcak bakmamış. İstanbul'a tekrar dönmüştüm. Yakın zamanda Fatih Hoca'yı İtalya'dan Lazio, Milan, Inter tarzı e, istiyor tarzı haberler çıkabilir. Çünkü yakın çevresindeki insanlar hocanın haberi olduğunu düşünmüyorum. Bu tarz bilgileri etrafa e, duyurmaya çalışıyor. Yakında manşetlerde bile görebilirsiniz onu belirteyim. Ama dediğim gibi bu adaylar çok sıcak bakmıyor Fatih Terim'le çalışmaya Dursun Özbek dışında. E ee, Dursun Özbek'in de Fatih Hoca ile ilgili farklı planları varmış ama dediğim gibi seçim sonrası bütün gelişmeleri çok daha yakından takip edeceğiz. Bir de Kerem'le ilgili bir bilgi vereyim. Lyon scoutlarının gelip izlediği, beğenmediği yönünde haberler var. Bence Kerem Aktürkoğlu önümüzdeki sezon büyük ihtimalle Premier Lig'e transfer olacak. Premier Lig'den birkaç tane kulüp çok yakından takip ediyor. Tam doğrulatamadım. Tam Bilgileri net bir şekilde alamadım. Onu da e, ilerleyen videolarda gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videonun sonuna geldik. Abone olursanız, beğenirseniz, olumlu olumsuz görüşlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.